Acayip geç kaldım. Acayip. Evet arkadaşlar, şimdi Serdar Aktolga'yı almaya gidiyorum. Serdar Aktolga ile beraber Yusuf Hoca'nın oraya sahura gideceğiz. Antrenman yapar mıyız bilmiyorum. Ama Google'da bulamayacağınız birçok şeyi bu videoda bulacaksınız. Evet, saat 22.18. Ben daha Bağdat Caddesi'ndeyim. Fulya'dan Serdar abi'yi alacağım. Bakalım kaç dakikada gideceğim. Evet, araba kullanırken parça parça video çekebiliyorum ancak. Böyle uzun uzun video çekemiyorum. Hani kaza bela olmasın. Zaten kazayla belayla pek yakından ilgiliyimdir ben. Arkadaşlar, şimdi Yusuf Hoca'nın salonu neden önemli? Şöyle söyleyeyim. Hani gelmiş geçmiş hani hemen hemen birçok şampiyon Yusuf Hoca'nın salonundan çıkıyor. Yani benim tanıdıklarım en azından. Son zamanlarda bilinenler hep Yusuf Hoca'nın oradan çıkıyor. Hatta böyle yani eski şampiyonların da kimi videosunu görsem Yusuf Hoca'nın orada antrenman yaparken çekilmiş falan. O yüzden Yusuf Hoca'nın salonu çok önemli. Evet, Bağdat Caddesi'nden Fulya'ya yarım saatte geldim. Biraz trafik canavarlığı sanırım oldu ama hiçbir kuralı çiğnemedim. Hello baby. Evet, salona giriyoruz. Saat 11.30, salonun hali. Tıklım tıklım. Evet, Serdar abiyle Yusuf Hoca'nın salonuna geldik. Sahur yapacağız. Evet. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk hocam. Hoş bulduk kardeşim. Burası Gültepe. Stajcım Yusuf Yılmaz abi bizim salonu. Ben yaklaşık 2007'den beri çok sık müdavimiyim. Zaten hani benim sosyal medyada sık sık burada yaptığım antrenmanlar, Yusuf Hoca ile beraber, ondan sonra kanlı antrenmanlarımız, güzel muhabbetlerimiz ya da güzel anların fotoğrafları falan her zaman mevcuttur zaten. Bunu herkes biliyor. Burası bence Türkiye'nin en iyi salonu, spor salonu. Vücut geliştirme yapmak isteyenler ondan sonra mutlaka burada bir antrenman yapmalı. Vücut geliştirmenin keyfine varmak için burayı her zaman tavsiye ediyorum ben zaten 10 senedir. Bundan sonra da öyle. Böyle yani kardeşim. Evet. Şu Ramazan'dayız ondan sonra. Şu anda saat gece 12. Evet. Ondan sonra 11, salondaki görüntüyü zaten görüyorsunuz. Yaklaşık 35-40 kişi var. Herkes Evet. cansıpırani bir şekilde sporunu, antrenmanını yapıyor burada ciddiyetle. Böyle Ramazan'ı böyle geçiriyoruz. Sahura kadar da açık Yusuf Hoca'nın salonu. Sahura kadar antrenman yapma derdi olanları ya da yapamayanları biz buraya bekliyoruz buraya. İstedikleri zaman gelip burada keyifli bir şekilde antrenmanlarını yapabilirler. Evet, aklınızda olsun. Sahurda antrenman yapmak istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Gece 2'ye kadar açıyoruz biz. Evet. Gece... Ramazan bitti ama bir dahaki Ramazan'a yine buradayız. Hocam normalde kaça kadar açıyorsunuz? Gece 12'ye kadar açık normalde. Bu 18 senedir böyle sabah 10'da açıyoruz, gece 12'de kapatıyoruz. Ramazan'da her sene Ramazan'da gece 2'ye kadar açıyoruz. Daha bir sene sekmemiştir. Oruç yapıp Maşallah. da, oruç yaparken işte ya hocam oruç yaparken de antrenman yapılır mı falan gibi bahanelere millet sığınmasın diye biz size 2'ye kadar açarız, siz yapmak istiyorsanız gelin yapın. Kaçan kaçıyor ama yapmak isteyen ciddi arkadaşlar işte bir de bizim Oğuz gibi, Evet. Hikmet gibi falan böyle bir Evet. sürü var Ya böyle Oğuz sen de arkadaşlar. gelir misin? Tabii gelirim. Bunlar bak gece sabah kaç olmuşlar gelmişler idmanlarını yapıyorlar yani. Evet. Yavaş abi. Merhaba Oğuz. Oğuz sen yarışmacı mısın? Yarışmacı değilim aslında ama profesyonellerden ben yardım alıyorum diyeyim. Yusuf hocamız olsun, Serdar Evet. hocamız olsun. Kesinlikle yani bilgileriyle bizi gerçekten yükseklere taşıyorlar. Yani ben bu sporu 10 senedir yapıyorum ama 5 senesini boşa yapmışım diyebilirim. Çünkü yani şöyle açıklayabilirim. Hani ben bu sporu yaptığımda her şeyi yiyordum. Yani dürüst olmak gerekirse.
Ama yani bir fitness modele baktığım zaman ve kendime baktığım zaman yani bir terslik var diyordum. Bunun için de yani profesyonellerden yardım almak istedim. Tabii ki sordum. Tabii Serdar hocamız, Yusuf hocamız beni hiçbir zaman kırmadılar, geri çevirmediler. Her zaman bilgilendirdiler. Onlar sayesinde bir kademe atladım diyebilirim. Evet. Arkadaşlar adam yarışmacı değil, hani plaj vücudu yapmış. Ama evet, yani kesinlikle. Yaratık gibi geziyor. Bir formunu görelim mi kardeşim? Şöyle kameraya evet. Doğru bir tırs yapsın evet, evet. İster misin? Şöyle gel biraz daha. Evet. Arkadaşlar evet. Görüyorsunuz formu. Akıllara zarar. Yok biz hakikaten, de, hakikaten biz de, akıllara zarar yani. Biz de keyifle seyrediyoruz böyle fizikleri. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı, gurur duyuyoruz. Evet, hakikaten tebrikler maşallah. Çok teşekkür ederim. Maşallah diyelim, baktık o kadar nazar değmez. İnşallah diyebiliriz. Teşekkür ederiz Oğuzcum, sağ ol. Çok teşekkürler, evet. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Hocam peki şimdi ben uzun zamandır hani görüyorum, hani takip ettiğimiz kim varsa senin salonda bir kere mutlaka bir videosu çekiliyor. Ya hepsi demeyelim de vücut geliştirme sporunda podyumda belli yerlere gelmiş insanların bir kısmı bizim buraya uğramışlardır. Bizim buraya gelmişlerdir. Serdar sayesinde. Estağfurullah. Anlatabildim mi? Büyük tabii ki onun da bu işte büyük etkisi var. Çok büyük bir takipçi kitlesi var. Burada bizim beraber yaptığımız idmanlar o arkadaşları buraya getirmiş. Onlar da tabii başarılı olmuşlar. Dünya şampiyonu olan var, ikincilik, üçüncülük falan. Hepsinin belli bir dereceleri var, belli bir formlardalar. Şimdi burada içeriye girdiğinde zaten burada spor yapmaktan başka bir çaren yok kardeşim. Evet. Burada çiçek yok, böcek yok. Anlatabildim mi? Arkadaşlık işte edineyim de iki manita araklayayım falan filan. Burada burada öyle bir şey olmaz. Koşu bandında taytlı yürüyen kadınlar falan olmadığı için bakacak bir şey de yok. Onun için adam buraya geliyor, bakıyor. Ya spor yapıyor ya da yapamayıp gidiyor. Evet. Buraya gelen bu profesyonel arkadaşlar, açık ve samimi konuşuyorum bak. Abi diyor, ben benim salonda çalışamıyorum diyor. Buraya gelince çalışıyorum diyor. Daha iyi çalışıyorum diyor, daha iyi motive oluyorum diyor. Eyvallah diyorum. Geliyorlar burada çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince onlara yardım ediyoruz. Türkiye'de squat hareketinin doğru icra edildiği tek salon. Bu kadar büyük konuşuyor. Çünkü biz bacak antrenmanına ve bacak egzersizlerine çok önem veririz Yusuf abiyle. Evet. Ondan sonra buraya insanlar özellikle zaten bacak çalışmaya gelir. Bacak ve kalça çalışmaya gelir. Eğer yarışmaya hazırlanıyorsa, eğer belirli bir yer ediniyorsa, yani podyumda bir başarı. Biz burada özellikle bacak yapmaya insanları davet ediyoruz. Yusuf hocanın eşliğinde bu konuda ondan ders de alabilirler. Yalnız şöyle bir şey var. Gerçekten bacak yaptıklarını zanneden insanlar burada bir şoka uğruyor yani. Bu gördüğün çıkıştaki dik merdivenleri böyle bir yuvarlanarak iniyorlar çok aşağıya. Böyle, çok böyle podyum yarışmacısı buradan aşağı paldır küldür düşmüştür. Kusarak tuvalete kalkmıştır. Onları da örneğini çok gördük. Kusanda sıçan çok oluyor bizim salonda. Yani net burası. Yani benim de en iyi antrenmanlarımı yaptığım yer, işte o hani çok iyi performanslarımı yaptığım yer burası. Yusuf Hoca müthiş bir motivasyon üstadı. Ondan sonra beni zaten hani çok iyi tanıdığı için çok iyi motive etti. Videolardan buradan 2014 zaten. Yılında bizim yaptığımız idmanlarımız var Serdar'la 2014'te. Hakikaten muhteşem. Ben inanıyorum ki Türkiye'de veya dünyada belli kişiler o performansta idman yapabilirler. Onda o performans tabii ki var. Onu yapabilecek performans ama işte o ortamı, o motivasyonu bulması lazım. Onu burada işte beraber dost lazım. Dost lazım, arkadaş. O da Yusuf abimiz. Burada dediğim gibi yani çok güzel günlerimiz geçti. Bundan sonra da geçecek. Ondan sonra hani burada ben çok ciddi yarışmalara hazırlandım. Burada 2012'de hazırlandığım yarışmada dünya şampiyonu oldum. Yani bu salon şampiyon olmak isteyen bir sporcu için ideal bir salon. Herkesi bekliyoruz biz her zaman buraya. Yusuf Hoca'nın zaten kapısı herkese açık. Onun dışında her şey yolunda. Evet. Sen de teşekkür ederim buraya kadar geldin. Bu hem Yusuf Hoca'yı hem beni tekrardan burada hani böyle bir konuşma fırsatı verdin. Sevenlerimize ulaşabiliyoruz. Ben mutluyum. Biliyorsun benim sosyal medyayla aram iyi. Ondan sonra takipçi sayım oldukça yüksek. Buradan yine hepsine saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Beni takip ettikleri için çok teşekkür ederim. Onların binlerce cevabına cevap vermiyorum hiçbir zaman. Hiçbir şeyi yanıtlamıyorum bana attıkları mesajları. Bunun için tekrar af diliyorum her videoda olduğu gibi. Böyle bir vaktim yok arkadaşlar. Mümkün değil yani. Günde 15 tane soru geliyor. Hepinize yanıt versem hani kendi hayatıma özel bir şey kalmayacak. Bu yüzden buradan tekrar hepinizden özür diliyorum. Ama semineri hatırlatalım. Evet. Hardline Nutrition adı altında.
altında bir projemiz var. Bu proje Türkiye'deki her ile her ili ziyaret edip spor salonlarında bizi ağırlamak isteyen spor salonlarında seminerler vermek, sporu tanıtmak en iyi şekilde oradaki bilgiyi aç arkadaşları elimizden geldiği kadar naçizane kendi bilgilerimle soru cevap şeklinde bilgilendirmek. Bu konuda Hardline Nutrition'a başvurabilirler. Biz Serdar Aktolgu'yu ilimizde, ilçemizde görmek istiyoruz. Spor salonunda ağırlamak istiyoruz. İşte o bize antrenman tekniği öğretsin, beslenme tekniklerini öğretsin şeklinde bir talepler olursa Hardline Nutrition'a. Hardline Nutrition bunu değerlendirecek ve biz sizin ayağınıza yüz yüze görüşebilmek için geleceğiz. Ben kendi adıma söz veriyorum burada. Güzel, keyifli sohbetler yapacağımızı düşünüyorum. Evet. Bu konuda da çok büyük bir ilgi bekliyorum zaten kendi adıma. Böyle. Evet arkadaşlar, bunu dikkate alın. Zaten iletişim bilgilerini de koyarım oraya, linkini de koyarım. Oradan ulaşırsınız, nereye ulaşmak istiyorsanız. Bu dikkate alınmayacak bir mevzu değil. Evet. Hakikaten kesinlikle. Dikkate alınmayacak bir mevzu değil. Çok bilgi var ortada. Fakat bir bilgi kirliliği de var. Evet. Bunu sadeleştirip yalınlaştırmak lazım. İşte öze dönmesi lazım bu işin. Etrafta bir sürü insanlar geliyor. Hocam ben şurada şu kadar zaman çalıştım. Bana hemen işte gittiğimde şunları verdiler. Şöyle yaptım. Ama bakıyorsun adam o potansiyelde değil. İnsanlara yalnızca müşteri gözüyle bakıyorlar. Spor yapacak insan gözüyle bakmıyorlar. Verecek bir bilgileri olmadığı için de tamamen onlara bir şeyler satmaya çalışıyorlar. İşte bu bilgi açlığını, bu bilgi şeyini inşallah Serdar Aktolga bu seminerlerde giderecektir. Evet. Öyle tahmin ediyorum. Bu bizim sporun kanayan yarasıdır aslında. Ve yetersiz hocaların insanlara işte hani derler ya insanı canından eder yarım doktor hesabı. Evet. Çoğu insanlar gidiyorlar salonlara işte yetersiz hocalar. Onlara istediklerini veremiyorlar. Onlar da aldıklarını zannediyorlar. Hani el alemin yumruğunu yemeyen kendisini gibi fiyatı şey zanneder ya, balyoz zanneder ya o hesap. Ama işte Serdar bu açığı kapatacaktır diye ümit ediyorum. Evet inşallah. Hakikaten çok güzel olacak her şey. Evet. Ya bizim naçizane söyleyecek bir iki lafımız vardır. Ondan tabii sonra insanlar da bunu dikkate alıp dinlerlerse ne mutlu bana. Ben hani organizasyon için hazırım. Dediğim gibi Hardline'dan bir start bekliyorum. Bir haber bekliyorum. Bu konuda talep olursa biz de değerlendireceğiz zaten. Evet. Hocam bir de hep merak ettiğim şey. Ta Bakırköy'den sana antrenmana geliyorlar. Evet. Bakırköy'den geliyorlar, Beylikdüzü'nden geliyorlar, Yeniköy'den, Mecidiyeköy'den, Karşı'dan. Ya seviyorlar bizi. Allah razı olsun. Biz de onları seviyoruz. Sevgiden mi? Ben sevdiklerine inanıyorum. Ben onların abisi gibiyim hepsinin. Belki camiadaki en yaşlı vücutçulardan bir tanesi benimdir. Hemen hemen, ben 52 yaşındayım, hemen hemen 30-35 seneden beri ağırlık kaldırıyorum. Sevdiklerine inanıyorum ben. Tabii ki faydalanıyorlardır da muhakkak. Burada samimi bir ortam var. İşte geldin, gördün, sen de görüyorsun işte. Evet. Burada biz aile gibiyiz. Herkes abi, baba gibi burada böyle. Yusuf antrenman abi yaptırıyoruz kendileri. Yani Yusuf abinin kendi has özellikleri var tabii ki, kişisel özellikleri. Ondan sonra onu tanıyıp sevmemek ya da saygı duymamak çok zor. Çok çok sevdiğim bir abim benim de. Ondan sonra çok da dert ortağımdır. Buradaki buraya geldiğiniz zaman sadece spor yaparsınız. Ondan sonra başka herhangi bir şekilde bir şey beklemeyin. Spor yapmak isteyenleri bekliyoruz zaten. Kapıdan girerken galoş giyin biraz fazla sinirleniyor Yusuf abi. Yani tek sıkıntı o. Kapıdan girerken galoş giymezseniz herhangi bir şekilde bir sıkıntı ya da böyle bir aslan kükremesiyle karşılaşabilirsiniz. Evet, galoş giymeyi unutmayın. Evet, kapıdan içeri girerken starcıma galoşu giyin. Huzurlu bir şekilde çalışın. Evet. Büyük sıkıntı yaratıyor galoş giyince. Evet. Bakırköy'den geliyorlar diyorsun buraya. Evet. Bakırköy'den ve bu kadar uzak mesafelerden buraya geliyor. Mesela bir tanesi Ali Vahimoğlu. Evet. Beylikdüzü'nden geliyor buraya. Evet. Ebru da geliyordu bir ara. Ebru da, evet. O da Bakırköy'den. O kızca o zaman hem de kıştı, kar vardı. Müthiş bir kar yağıyordu o sene. O karda, kışta, haftada 5 gün, 6 gün hiç evinmedi. Her gün buraya geldi. Tabii onun o gelmesi de bizi de böyle heyecanlandırıyor. Ya kız diyor bu kadar diyorsun işte çaba gösteriyor. Sen de bütün motivasyonunu onun üzerine yığıyorsun. İşte şöyle yap, böyle yap, şunu yap, bunu yap. Onu motive etmeye çalışıyorsun. Yani onun emeğini ziyan etmemeye çalışıyorsun. Yani burada oturup da ya sen git şunu yap, sen git bunu yap falan filan gibi değil. Birebir başında.
Hatta yeri gelse dumbbell'ını veriyorsun, kilosunu alıyorsun, nefesini kontrol ediyorsun. Birebir ya, onunla beraber su katıp, onunla beraber kalkıyorsun falan. Bu şekilde böyle. Onlar, şimdi bu şekilde bir samimiyet görünce onlar da geliyorlar herhalde. Evet, Yusuf abiyle idman yapmak büyük bir şanstır gerçekten. Hani herkesin burada gelip Yusuf abiden ders almasını tavsiye ederim. Yusuf abinin oğlu Hakan arkadaşımız. Gelmişsin Hakan'cığım. Evet, bu küçük. Hakan Yılmaz'la tanıştıralım sizi. Küçük dev adam. Hakan da en son Kıbrıs'ta yarışmaya girdi atletik klasta. Ondan sonra geleceğin umut vadeden ağır bisiklet sporcularından olacak. İnşallah ya. Daha yolun başındayız. Kilo almaya çalışıyor, büyümeye çalışıyor. Gördüğün gibi zaten takoz gibi maşallah. Evet, maşallah. Ondan sonra ileriki yıllarda ismini çok duyacağız Hakan'ın. Yusuf abi ne olur, benim zaten kardeşimdir. Diyeceğim bir şey var mı kardeşim? Diyebileceğim bir şey, yani ben genç bir sporcuyum sonuçta. Benim yaşımdaki her genç bu sporda belli bir yere çok çabuk gelmek istiyorlar. Onun bir yolu yok. Bu sadece hani babadan miras geçen bir şey değil vücut veya başka birinden ödünç alınabilecek bir şey değil. Biraz sabretmek gerekiyor. Hani başka da söyleyebileceğim bir şey yok. Çalışıp sabretmek lazım. Starcım deyince ne geliyor aklına ilk başta? Starcım deyince yani nasıl özetlersin starcımdaki atmosferi? Ya şöyle söyleyeyim, ben bu sporun en psikopatlar arasında büyüdüm. Hani ufacık çocuktum. Ne kadar rahatsız varsa hepsi buradaydı. Ama benim normal bir çocukluk geçirmeyem çok zordu zaten. Öyle de olmadı. Benden bahsediyor. Baş rahatsız. Tabii baş rahatsız Serdar abi. Tabii böyle bir ortamda büyüyen bir adamın da başka sağlıklı bir gelişmesi. Sağlıklı gelişmesi. Benim gün aklı sağlığı biraz bozulmuş çocuk. Ama evet, yani, bayağı bozulmuş. Yani. Sağlıklıyız ama tabii bizim aşkımız, bizim vahşiliğimiz, bizim barbarlığımız sadece spora olan sevgimizden geliyor. Evet. Çünkü biz burada gerçekten bir savaş veriyoruz. Ve bu savaşı vermekten, her gün 1,5 saat o savaşı vermekten de çok büyük zevk alıyoruz. Bu demirlerle olan savaş. Evet, kişilerle değil. Bizim için podyumdaki rekabetten çok salonda kendimizde aynada olan rekabet çok önemli. Bu salondaki bizim temel prensibimiz bu. Ondan sonra biz kendi kendimize bunu her zaman aşıladık. Benim de zaten aslında bir rakip düşünüp yarışmalara hazırlanmaktansa kendi kendimi geçmeye çalışmamda altında bu felsefe yatıyor. Ben her yarışmaya öyle hazırlandım. Kendimi geçmek için hazırlandım. Yıllar bu şekilde devam etti. Ondan sonra ben kendimi başarılı buluyorum. Çünkü her yarışmaya daha farklı çıkabildim. Zaten bunu insanlardan duyuyorum. Hani Türkiye'nin herhalde en istikrarlı sporcularından bir tanesiyim bu branştaki. Böyle ama yıllar çabuk geçiyor. Bizim evet. De podyum bırakma zamanımız geldi. 25 yıl mı, 26 yıl mı? 26 yıl oldu. Maşallah. Herhalde sayısını hatırlamadığım kadar yurt içi ve yurt dışı yarışma yaptım. Birçok şampiyonluk aldım, başarı kazandım. Ama hani diyorum, tadı damağımda kaldı. Keşke ben şu an 20 yaşında olsaydım da bir o kadar daha yarışsaydım. Yani dünyaya bir daha gelsek yine vücutçu olur mu ki? Kesinlikle. Yani spora başlamam, benim bunu zaten bu hikayeyi herkes bilir. Turu Topay'la Adnan Asır Scott Girl yapıyordu. Airport Center'da. İçeri girdim, bunlar Scott Girl yapıyor. Ben o zaman daha 17 yaşındayım. Hani onları gördüğüm zaman dedim ki, ya dedim bir erkek böyle gözükmeli. Siz Adnan Sıra Scott Curl yaparken gördünüz mü? Kavun kadar böyle bir biceps. Hakikaten Adnan Sıra Scott Curl yaparken görüp de öyle biceps yapmak istememek mümkün değil. Yani. Tabii olmuyor da. Olmuyor ama. Denedik yani. Ama evet. Yani denemek de bir şey yani. Denedik biz de kendimizce. Öyle olamasak da hiç olmazsa evet. Denedik yani. Dediğim gibi onları gördüm ve spora başladım. Onlara aşık oldum. Ondan sonra tabii onlar benim abilerim, dostlarım. Ondan sonra yıllardır da hiçbir zaman ayrılmadık. Sevgimizi, saygımızı, abi kardeşimizi onlarla da korudum. Bana çok şey verdiler. Ondan sonra dostumuz hala devam ediyor. İyi ki varlar. İyi ki onları gördüm, bu spora başladım. Hayatımda benim verdiğim en doğru karar herhalde bu spora başlamak oldu. Tek bir andan bile pişman değilim. Bir daha dünyaya gelsem daha erken yaşta başlarım. I love bodybuilding hesabı. Evet. Hocam son söyleyeceğim bir şey var mı gençlere? Var. Tek kelimeyle söyleyeceğim. Tek kelimeyle söyleyeceğim. Tabii ki. Bir kere girdikleri ortama hürmet etsinler. Bulundukları ortamdaki insanlara saygı göstersinler. Anlatabildim mi? Alçak gönüllü olsunlar. Acele etmesinler. Bu işler çalışmadan olmaz. Anlatabildim mi? Çok çalışmak lazım. Öyle ufak tefek şeylere tevessül edip de bir anda vücut geliştirmeci olup veya iyi bir vücuda sahip olacaklarını ummasınlar. Evet, bir de hoca değil de tüccarların eline düşmesinler, değil mi? Kesinlikle.
Yani yalnızca hakikaten iyi hocalarla çalışsınlar, araştırsınlar. Böyle dediğim de söylediğim gibi vücut geliştirme babında verecek bilgisi olmayan ve hemen spor salonuna gelir gelmez onlara bir şeyler satmaya çalışan hocalarla işleri olmasın. Evet. Hocam, senin yani son söyleyeceğin. Hastasıyız biz. Evet. Burada Hasan Terater'ı da analım. Hastasıyız bu işin. Diyecek bir şey yok, başka bir şey yok. Evet. Hasan kardeşime de buradan selam söylüyorum. Onu ben çok seviyorum. Evet, selamlar. Hasan, seni çok seviyoruz. O zaman görüşürüz. Evet. Arkadaşlar, post workout meal, pide, zeytin, kaşar ve peynir. Hastasıyız. Önce pideyi şöyle güzelce bölüyoruz arkadaşlar. Oh. Sonra da şöyle arasını güzelce yarıyoruz. Sonra ben pek sevmem bu içindeki yumuşak. Bakın tereyağı da var orada. Sahabeden tavsiyeyi duydunuz arkadaşlar. Evet, tereyağı tavsiyesi. Anka tereyağı da var oradan diye. Aslan, de var abi. Bir aslan kütlemesi geldi. Daha sonra pide işte kaşarı şu şekilde döşüyoruz. Evet, malzemeyi bol kullanıyoruz ki protein eksiğimiz kalmasın diye. Daha sonra biraz da koyu peyniri lazım. Peynirimizi de şöyle göründüğü üzere yapıyoruz. İçine koyduk, güzelce yerleştiriyoruz. Bu şekilde hafifledikten sonra güzelce ısırıyoruz. Evet, afiyet olsun. Bence dünyanın en güzel yemeği. Tabii burada zeytin uzunuyoruz. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı sahurlar. Biz gidiyoruz artık.